Smart pointer'lar normal integer pointer gibi davranamaz. Çünkü karşısında integer tutamaz. Smart pointer'la gösterilebilir. Çünkü referans count'u var ya. Onun olması lazım. Neyse bir düşünün. Ben olmaz sonra kütüphanesini size yollarım. Dizilere geldik. Diziler C++'a çok benziyor. Diziler ama primitif tipler değil. Referans tipleri, tamam mı? Şu var ya şu. Bu esasında Java'nın eski hali. Şu yenisi. Dizi bu demek. Bu bir dizi, tamam mı? Şu, bu. A1 integer. Söyleyin bana, bunu okuyun. A nedir? A1 integer dizisi referansı. Tamam mı? Integer dizisi referansı. Bakın bu da integer dizisinin o tipin yazılmış yani. Buraya money yerine integer dizisi diyorum. Integer dizisi referansı A. A1 integer dizi referansı. Eğer referansa esasında A'nın içerisinde şey falan filan yok. İntecir müntecir yok. Ne yapacağım öyleyse? Diyeceğim ki A'ya bir tane onluk integer dizisi yap. A artık orayı gösteriyor. O da hemen hemen öyle yapmış. Şöyle yazmak da mümkün. Başta o C yapısına benziyor. Daha çok C'ye benziyor. Ama Java'cılar şunu daha çok seviyorlar. Ben de bunu daha çok seviyorum Java'da. Tamam mı? 12'lik bir tane integer yaptı. Ben onluk bir tane integer yaptım. Aynısını yapalım. Biraz önce ne vardı? Gradebook mu vardı? Gradebook vardı değil mi? Doğru mu? Bir tane gradebook dizisi yapalım. G array olsun. Gradebook dizisi referansı bu. Güzel. Ne yapacağım hemen arkasından bunu? G array dedim. G array. New gradebook. 10 tane gradebook. Tamam mı? Ne demek şu? Okuyun bana bunu. Ne diyor burada? Kendi kendinize değil, bana okuyun. 50 olmuş zaten. 10 tane 10 tane gradebook referansı yap. Gradebook objesi değil. 10 tane gradebook referansı yap. Bunu Java'da C++'da yazsam ne demek bu? 10 tane gradebook objesi yap. Her birine default constructor'ını çağır demek, değil mi bu? Bu ne demek? 10 tane gradebook referansı yap demek. Şurada dikkat edin. A'nın 7. elemanına 13 atayabilirim. Çünkü bu 10 tane integer objesi ya. 10 tane integer'lık dizi yaptı. Objesi demiyorum. Çünkü bu primitive tip ya. Dikkatli olmak lazım burada. Bu 10 tane gradebook referansı yaptı. Tamam mı? Şurada mesela G array 3. elemanı. Tamam mı? G array'in 3. elemanının get course name vardı herhalde, değil mi? Get course name derseniz ne olur? Ne olur burada? Ne olur? Runtime hatası alacaksınız. Niye? Null. Şu bir tane null, tamam mı? 10 tane gradebook referansı hepsi de null gösteriyor. Obje değil bunlar. Daha objeyi göstermiyorlar çünkü objeleri yapmadım hiç. Obje yapmanın tek yolu neydi şeyde? Java'da new'di değil mi? New kullandığın halde ben bu new'i gradebook referansı yapmak için kullandım. Tamam mı? Gradebook objesi yapmak için kullanmadım henüz. Gradebook referansı yaptım. Dolayısıyla bunu söylediğiniz zaman şu satırın hemen altından Java'da başınız belada, runtime hatası gelecek. Ne yapmanız lazım bunu engellemek için? Hemen şuraya bir tane for loop'un içerisinde söyleyin, sıfırdan i 10'a kadar diye söyleyeyim. Bakın size numara bir tane. Array nokta length'e kadar. Java'da diziler uzunluklarını biliyorlar. Onun için dizileri bir yere yolluyorsanız uzunluklarını göndermenize gerekiyor. Diziler yapıyor. Çok köylü işte C++. Java'cılar bunu yapanlara aşırı bak yani. Evet, buna Java'da arkadaşlar bizde bir şeyse uzunluğunu tutan yerler var. O kadar gelişmiş bir dil. Tamam, bunu yapıyorsun ve bunun yerini söyle, ne yazacağım buraya? New gradebook. Ve isterseniz parametre de verebilirsiniz tabii ki. Her biri ayrı ayrı şey yapıyorsun. Hala gitmedi mi sorun ya? Evet hocam. Yarım saatte ders alalım. Sonra dedim. Hocam yani primitive tipleri çalıştırınca yerini önceden ayırıyor ama... Çalıştırınca değil, dikledince yerini diyorsun. Yani primitive bir dizi oluşturunca onların yerini önceden ayırıyor. Önceden değil, şurada ayırıyor. Tabii işte pointer olarak ayırmıyor değil mi? Pointer olarak ayırmıyor tabii ki, dizi. Buradan 10 tane arka arkaya
10 tane arka arkaya integer var burada. Burada 10 tane arka arkaya grade loop referansı var. Bu bir tane şey gibi düşün bunu. Grade loop pointer dizisi. Bu bir integer dizisi. Değil mi? Grade loop pointer dizisi yapabilirdim ben. Efendim? Hepsini integer çevirmeye mi çalışıyor? Niye? Tuttuğu şeyleri. Array'lerle. Şunda mı? Yok. Ya. Hayır hayır yok yok. Şimdi eğer bu bir integer dizisi onluk bir tane integer ayırıyor ve o değerleri de oradan 0 0 0 set initialize ediyor. Initialize ediyor hatta. Burada onluk bir referans ayırıyor. Değerlerini de nal 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 yapıyor. Referanslar da orijinal integerlerle tutuluyor ya. Java'da tutuş şeylere konuşmak yok ya. Onlar ayıp. Onlara söylemem onlar. Bunun için nereye integer var mı falan. Dememem onları. Söyle. Hocam 2 boyutlara yazmak aynen böyle böyle yapıyorsun. İşte sizin şeyiniz ya. Şimdi GR'ın içinde great book referans. Sence nasıl olur? Buraya iki tane parantez atsam ne yapman lazım buraya? New new işte şunu demen lazım. Şundan demen lazım. O ne bire de bana bir tane integer great book referans desin. İki kere forum yapıyor. O ilk önce bir şimdi iki boyutlu dediyse bu dizinin her bir elemana bir tane great book referans dizisi değil mi? Öyleyse ilk grubun içerisinde o referans dizilerini yapman lazım, koyman lazım. Altta da bir tane, onun altında bir tane iki tane loop. Evet. Yani çok böyle ne oldu falan filan ya. Öyle işte. Dilin yapısı böyle, tamam mı? Dilin yapısı böyle. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. Ben şeyi vurdum. Ya yok, onu yapma. Bu bir yerlerde.